efendim, hayırlı akşamlar. Bugün çok değerli bir devlet ve millet adamımızla birlikteyiz. Haber odası olarak cesaretimizi topladık, özgüvenimizi giyindik ve kendisine ezberlenmiş sorular sormamak üzere karşısında haddimizden aşmayarak inşallah yeni bir misyon insanı olduğunu bilerek karşısına geçtik. Tan abi, ben seni taş mezarı yazılmadan önce tanıdım. Yani şu anki Türk'teki Cumhurbaşkanlığı sistemi kitabından önce tanıdım. İnternet sitemden tanıdım. Makalelerini okudum. Kelimelerdeki anlamları tek tek nasıl yerine oturttuğunu gördüm. Bir inşaat ustasının özeni gibi özenerek konuları nasıl birbirine bağladığını gördüm. Ve takip etmeye başladım. Allah'a hamdolsun, seninle ilgili birkaç haber de yapmak nasip oldu. Ancak ben bu gün Türkiye'nin çok hızlı değişen konjonktüründe bir realiteye sizin nazarınızda bakıyoruz. Bu realite günümüzde şu anda gündem başkanlık sistemi, evet, hayır. Daha bir bu konuda evet demek istiyorsunuz. Hayır, böyle bir soru soracağım. Evet diyenler ne kazanacak ülkede? Hayır diyenler ne kazanacak? Bu konuya yaklaşımını ifade edersen çok sevindim. Yanımda tamamlamayı
insanların kalbinde, gönlünde, ya tekrar yeter artık şurada hep beraber aydınlar çıkalımın bir yapısı mı anlamına geliyor? Bu milletin hepsi evet diyor. Aslında evet öyle diyor. Ama hayır diyenler bu evet misyonunun etkilesini daha henüz doldurmadıkları için hayır diyor. Evet. Şimdi ben dolayısıyla o hayır diyenleri ne bir adam ne bir onların tekrar devşirilmesiyle tekrar hatalarının İslam'a hizmet ettiği hatalarının dinine tekrar dönmelerini vesile olmalıyız, sağlamalıyız. Bunlara şimdilik yapmalıyız. Uğur Mumu'nun ilk dedesinin Hacı Bayram Bey'in demek ki İslam'dan yukarlarsa dedesi büyük zafiyet olduğunu İslam'la ilgili olduğu zaman ne hale gelir? Sayın Elman'ın Elman abi yazılıyor. Bunun okan hali gelmemiş. Şunu da bilmiyorum diye. Demek ki insan onun durumlarını sağlamaya cesaretli sorunlar yok. Kaç yüz yuvardır ağabeyiniz, yengemle arası nasıldır, korkar mı, çekilir mi, ne bileyim içişlerinden. Yani biraz özel olacak ama yani ağabeyin bir yönünde en azından kamuoyu böyle şeyler istiyorlar. Evladınız var, çok Allah'ın bana verdiği en büyük nimet. Milletimize vakfetmiştim Allah'a. 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 Allah'a.
Ben de diyorum yeni 16
sınırdan sonra. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın altında olan Hüseyin'den İstanbul'dan zengin ve toplumun devlet ve devlet arasındaki özel sektörün, sivil toplumun, üniversitelerin, medyaların, farklı sektörlerin araçlıklarını hiçbir boşluk bırakmadan yapılacağını hissediyorum. Hissediyorsunuz. Evet. Bu hissedişinizin mutlaka bir temel noktada bazı bilgilere dayandığında ben tahmin ediyorum. Bir şeye bağlamak istiyorum. Şimdi çok güzel bir noktayı açtınız. Biraz daha umut verici bir halde size bunları ifade ettiniz. Ben şunu da öğrenmek istiyorum. Çok acı günler yaşıyoruz ve yaşadık. Diplomalı bir takım yüreksizlerin, diplomalı bir takım yüreksizlerin imza toplayarak ne yapmaya çalıştıklarını gördük. Acaba yeni Türkiye'de, acaba yeni referandumları sonrasında yeni bir döner, bu güzel insanlar bunu kuracak, yapılan bir şey. Yüreksiz diplomaların yeri ne olacak? Yüreksiz diplomaların yeri ne olacak? Ben şuna inanıyorum aslında. Ortak bir sorumluluk elimizden alınır, elimizden çalınır. Bir devletimiz var. Bu devletin 15 yıldır, belki 20 yıldır yavaş yavaş kalmaya başladı. Şimdi geçmişte parti değişim, parti kafa kafaya verebiliyor. Yarın 3 parti kafa kafaya verecek. Bir takım insanlar bilmiyorlar. Bazı ziyanette bulunuyorlar. Bazıları bilerek bulunanlara hiç laf yok. Allah onları ıslah etsin veya kahretsin deriz. Veya Mustafa hakkını verir dersin deriz. Ama bilmeyenlere biz davamızda temsil ve temli sahibi olmak lazım. Bir defa temsil edeceğiz. Karşımızdaki yani şu insana bakamıyor. Eğer bir insanda bu özellikler varsa ben ondan olmak istemiyorum diye. Biz davamıza aykırı insanların yetişmesine vesile olmuş oluyoruz. Bugün geçmişte bütün insanlara hafif etmeliyiz de ama onlara anlatmalıyız. Çünkü yine bir yakın İstanbul'dan doğacağını bilmiyorum. 26 yılın ilk geliyor. Bunu otur artık dillendiriyor. Siyasi okudan da görüyoruz, res çekiyor. Yani bir çıkışın mutlak Batı dünyasından ve İslam dünyasından doğacağı olsun. Bunu oranın üniversitelerinde, akademiyalarında rahat görüyoruz. Kendi insanımızın veya taşı İslam'dan yoksun, milli ırklardan yoksun insanların yapılır bu cehaletlikle inşallah geçici bir cehaletlik vardır. Ben onları kazanmak anlamında daha çok kararlıyorum. Ama bilerek yapan aileler için tabii ki sistem ve düzen gerekli her şeyi yapmamız. Yani özetle bu söylediğiniz şeylerin algıladığı şudur, teyirizlikçilik tekrar söylüyorum. İrfan merkezli bir anlayışı inşa edeceğimiz. Efendim zaten bizim medeniyetimizde irfan ve hikmet esası vardır. Bu iki esas feraset ve basiretle desteklenir. Yani o zaman bizim devlet adamımız basiret noktalı hem de halktaki gönlümüz metodoloji, bu eğitim, bu marifle irfanı oluşturmak zorundayız. Zaten ben şuna inanıyorum ki Türkiye'nin hoşluğundaki sıkıntılarını görecek bir takım çalışmalar var. Bu çalışmalar kamusal çalışmalar olabilir. Bizim bilmediğimiz çalışmalar olabilir. Bu şartlarda büyük bir kazanmak için yapılmış olabilir. O gün bu işi bir anda olursa Allah razı olsun. Biz ama güneşte şunu dışarı dönemde yapmamız, çok önecek bir okumamız, çok zarif olmamız, İstanbul'dan bir noktaya doğacaksa İstanbul'un efendilerden böyle İstanbul'da devlet istiyorlarız. Laf çok önemli, istihdam çok önemli ve buna uygun hayatın tamamının içinde olan gün. Allah ve Resulü çok önemli. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Güzel vakit ayırdınız ancak biz de...
biz nasılsınız filan kalıplarından tamamen sıyrılmış, hazırlıksız, doğal ve içsel olarak sorular sorduğumuzda şahitsiniz. Böyle hani paket arasından çıkardığınız sorularla değil, tamamen hani az önce de konferansımızda belirttiğimiz gibi sohbet merkezli bir medeniyet diyoruz ya, sohbet merkezli bir medya anlayışıyla inşa etmek inşallah bunları nasip olur. Ben de teşekkür ediyorum. İnşallah biz emekliyim bir dev olarak ilerleyen tarihleri daha böyle hastanelerde bir konuk olmaktansa bize ait olan stüdyolarımızda sizinle münazara etmek, tekrar değişik farklı bakış açılarını ortaya sergilemek isterim. Kalbi ve ilhamı bakışımız var Cenab-ı Hak. Bu mübarek sizlere mükemmelen İslam'a mazum olacak hizmetinizi stüdyolara yol versin. Amin. Helalinden hizmetiniz var. İnşallah bize de Rabbim bir yön çizer. Ben çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Kardeşiniz, beraberiz. Bizim dava arkadaşlarımız. Bize vakit ayırdığınız böyle nazik konuklarınız arasında çok sağ olun.